Yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatma Öztekin. Bugün bir sınavım var ve sınava gitmeden önce dedim ki neden vlog başlatmıyorum? Bence bir vlog başlatayım. Baktım kameramın da şarjı varken hemen vlogumu başlatıyorum. Bu arada şimdiden söyleyeyim, bu 2 günlük bir vlog olacak. Yarın arkadaşlarımızla falan, Emirhanlar falan gelecek bu tarafa. Onlar normalde karşıda oturuyor. Onlarla falan yaptığımız etkinlikleri de vloglamak amaçlı hem bugünden başlatıyorum sınav haftamdaki o acıklı şeyleri görün diye, hem de yarın da devam edelim istedim. Çünkü böyle oturup video çekemiyorum sınav haftamda. Hazır böyle bir şeyler yapıyorken vlog çekeyim istedim. Öyle, şimdi çıkıyoruz. Saatlerimiz 2:40 geçiyor. Bengi de birazdan çıkar. Bugün karneler dağıtılmış. Ben de yeni öğrendim. Bengi'nin ablası anaokulu öğretmeni. O yüzden ondan öğrendik. Karneler dağıtılmış. Ekstra olarak zaten cuma günü olduğu için ekstra bir trafik olabilir. Ve bizim okulun orası tam böyle bir yerde bir kilitleniyor her gün. O yüzden erkenden çıkıyorum. Çünkü sınavım zaten 4'te. Ben ne kadar erken olursam o kadar benim için iyi diyerek çıkıyorum. Yolda görüşürüz. Şimdi çıktım, gidiyorum. Hava yağmurluymuş. Hiç öyle gibi durmuyordu evden. Hoş camları, bırakın güneşlikleri bile açmıyorum evdeyken. Çünkü böyle hep bir uyku modunda bir yatakta oluyorum. 3:30 gibi falan okulda olurmuşum. Öyle söylüyor. Sınavımda 4'te. Yani bir yarım saat önceden okulda olmak aslında benim için iyi. Hemen çünkü sınıflarımız belli olmamış oluyor. Hep sınıflarımızı bulmaya çalışıyoruz vesaire falan derken, o yarım saat bize 5 dakika gibi geliyor gerçekten. O yüzden biraz böyle sınav zamanları erken gitmeye özen gösteriyorum. Bugün çok bir şey çekebilir miyim? Sanmıyorum. Çok bir şey çekemem. Sadece bugünden başlatmak istedim nedense video. İşte zaten sınav anında okulda o koşturmacada sınava girmeden önce dediğim gibi o yarım saat 5 dakika gibi geldiği için o sıra şey düşünmüyorsunuz. Aa işte açayım videoyu, şimdi okula geldim, işte sınıfa giriyorum. Ya da sınav anında zaten hani böyle kamera çıkarmakmış. Ya sınavdan önce çıkartmakmış, yani mümkün değil. Ama yine ben zorlarım biliyorsunuz sınırlarımı. Belki bir şeyler yaparım yine. Yine kırmızı. Yine kırmızıya kaldık. Şunu şey yapayım da çok ses çıkartmasın. Öyle. Yine her zamanki gibi en sevdiğim montumu giydim ve şapka taktım. Bence bugünün moduna çok uygunum. Yağmurlu havaya. Çünkü hava çok kötü. Çok karanlık. Bugün eyeliner çektim. Uzun zamandan beri ilk defa eyeliner çekiyorum neredeyse. Ve böyle bir rüş sürdüm. Böyle günlük sadece buraya gölge verip buraya da bir parlatıcı sürmekten vazgeçerek şaşırtıcı. Ama sevdim. Makyajım güzel oldu. Bu sınavın ilkinden yüksek almıştım. Yani düşük değildi. 85 mi ne almıştım yani. O yüzden ve şu anda da kolay olacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Bu sınavdan geçerim inşallah. Sınavdan sonra şöyle bir tik atarız. Yani iyi geçtiyse yüksek ihtimal tiklerim ben bu dersi. Fotoğrafçılık sınavımı da verdim. Dün verdim. Yani dün şöyle, o video çekecektik fotoğrafçılıkla ilgili. Ben onu yaptım evde. Bir de sınavımız vardı. İşte bir program kurgulayıp onu yazacaktık. İçeriğini, işte hangi yaş kitlesine şey yapıyor, hangi kuşağa ait vesaire. Onları da hallettik. Üçüncü sınav. Fotoğrafçılık İngilizce. Bugün de buna gireceğim. Üçüncü sınavımı veriyorum bugün. Bu nasıl bir kırmızı ışıktır ya Rabbi, asla ilerlemiyoruz. Benim de çenem düştü. Öyle gidince Bengülerle falan belki bir şeyler çekerim. Bu şekilde. Arkada da sürekli. Neyse, şimdi trafikte hazır açılmışken kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Muah. Evet, şimdi sınavdan çıktım. Arabaya geldim. Eve geçiyorum. Bengi arıyor. Efendim. Kanka şansıma Allah. A few moments later. Şimdi gideceğim. Yüksek ihtimal trafik var. Geldim. Gidiyorum. Ha, bu arada sınav güzel geçti. Onu da söyleyeyim. Kolaydı, güzeldi. Çalışmıştım zaten. O yüzden rahat oldu. Şimdi eve gideceğim. Evde bir sürü işim var yine her zamanki gibi. Bu kıyafetlerimi yükledim. Dolaba biliyor musunuz? Evet, biliyor olabilirsiniz. Onları da göstereyim. Hepsi odanın ortasında yerde duruyor. Hepsini katladım, kategori ettim. Satışa çıkarmadan şey yapmak istemedim. Eğer hemen satılırsa onları direkt ayıracağım. Diğerlerini de odamın dışındaki bir yere, işte bir oturma odasına falan koymayı düşünüyorum yukarıdaki. Öyle. Şu arabayı da aynen şey yapayım. Isınsın araba. Öyle onları falan halledeceğim. Story çıkacağım. Ondan sonra birkaç link paylaşmam lazım. Volkan'ın videosu yayına girecek falan filan. Bu aralar o kadar çok şeye yetişiyorum ki gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Yani gecelere kadar çalışıyorum ama her şeyi yetiştiriyorum. O yüzden kendimi gerçekten tebrik ediyorum. Ya şöyle bir alkış efekti olsa. Yoksa ben kendime yapmış olayım diyerek arabamızı çalıştırıyoruz. Sileceğimizde bir şey yapalım.
Ve gidiyoruz arkadaşlar. Bunu Volkan'ın dayısından aldım. Zaten bu Volkan'ınmış. Ama arabayı Engin abi benden önce aldığı için ona vermiş. Engin abi şimdi arabayı satınca bana kaldı ve çok mutluyum yani, çok güzel bir şey. Bunları hep alacağım. Bir türlü alamıyorum. Zaten hep böyle ufak şeyler bir türlü alınmaz ya. Kamera düşecek ama işte artık gittiği yere kadar diyerek. Çünkü şu an böyle yukarı bir şeye çıkacağım. Kamera düştüğü zaman bir de zarar görüyormuş. Kahrolurum artık. Hayret düşmedi. Kasis varmış, görmedim. Bir o gencilerim gece gündüz yanımda. Ara bu bizi kıza bak bak bakalım tatlı sanki baklava. Bring it baby, watch it turn it, leave it just a mess. Who be the king of the sound? Yani değerini bilemeyen aşkın güm güm başını vuracak elbet şaşkın. Ne güzelsin, özelsin, çarpa çarpa kendisi öğrensin. Hem önüme direksiyonu kırıyor hem de sözde o haklı olduğu için yanıma geliyor ki benimle göz kontağı kurabilsin. Ya kusura bakmayacaksın yani. Sinirlendim. Eve geldim. Bu arada Burcu'yu da çok sevdim ya. Şununki ışıkta biraz güzel durmadı. Hatta ben genel olarak güzel olmadığım şu anki ışıkta. Ama çok sevdim. Ruj'u eğer soracak olursanız aşağı linkini bırakırım. Çünkü hani yorumlarda görmüyorsunuz, etmiyorsunuz, cevap verdiğim zaman en azından direkt aşağıya. Bugün böyle üstünde merak ettiğiniz bir şeyler olursa linklerini koymuş olabilirim. Bu aralar böyle bir şey yapmaya başladım. Çünkü neden? Aa, ikiye geldik. Üçe gitmemiz lazım. Yemel oldu. Bu aralar böyle çok sık sormaya başladınız. Ben de artık link vermeye de başladığım için hani en azından işiniz kolaylaşsın. Sorduğunuz ya da soracağınızı düşündüğüm birçok şeyin linkini aşağıya bırakmış olurum. Haberiniz olsun. Bu arada bu botlarımı ta geçen sene almıştım ve o kadar çok giyiyorum ki Burgan postallar cidden çok sıcak tutuyor ve çok güzel duruyor her şeyle. Ben bugün çok kombine uymasa da giydim, çok da umurumda olmadığı için, ama her şeyle o kadar güzel kombinleniyor ki bunların da bulursam eğer linkini bırakırım. Buradaki böyle bekleyen her şeyi, etiketlilerin de çoğunu ekledim. Bir kısmı da dolabımda duruyor çünkü abiyeleri de ekledim ve abiyeleri böyle katlayıp karıştırmak istemedim. Burada bir sürü bekleyen, sizleri bekleyen kıyafetler var. Belki üstümde görüp beğendiğiniz birkaç bir şey buradan alabilirsiniz. Evet, şu an ikinci günden. Evet. İkinci günden ve arkadaşlar diyoruz. Ya bu benim videom bir sus ya. Fatma'nın milyonda niye suratına sıkıyordunuz arkadaşlar? Yani her zaman güleceğiz, her zaman mutlu olacağız diye bir durum söz konusu değil, ama şu anda bugün aşkım, bomba gibiyim. Aşkım bıraksaydın da bir video açsaydım ya. Daha videoyu açmadım, bir bekle açıklama için. Çok güzel bir haber aldım. Ha tamam aşkım, lütfen bir vlogumu açabilir miyim senin? Buraları keseceksin. Senin kanalınmış gibi hemen girdin. Sussana. Evet, ikinci günden merhabalar. Volkan beni hiç bölmem içerisinde devam ediyorum. Bugün Volkan'dayız. Her zamanki gibi. Bıktım ondan. Üzümsüz. Aynen, bir gözyaşım tut, kalbim çıt. Emirhanlarla buluşuyoruz, Fatmalarla falan buluşuyoruz. Onlarla mesajlaştık. Onlar karşıda oturmasına rağmen ucu uca gideceğimizi söyledi Emirhan. Volkan da aynı şeyi söylüyor. İnşallah öyle olur çünkü beklemeyi hiç sevmem. Hiç. Ama Allah'ın yanında Volkan var yani, yoksa çekilmez. Gidiyoruz, neredeyiz şu an? Şu an Bahçeşehir gişelerdeymişiz. Manof'a yakınız zaten. İşte belki trafik olabilir. Biraz da hava kötüleşti yine. Böyle bir makyaj yaptım. Bunları giydim. Bu montumu giydim ama bu montumu değiştirebilirim. Arkaya diğer kabanımı koydum. Şöyle bir şey, beyaz pantolon. Volkan şeydi, neydi? Zürtün düşkünü, beyaz giyer kış günü. Evet, hava durumundan son dakika. Merhaba. Ne yiyorsun? Ne bu? Magic mushroom. Ketçap mayonez alabilir miyim? Ay ne kadar gıcık bir kocam var ya. Öyle. Ay çok gıcık ya.
Kamerayı çeviriyorum, yüz ifadesine bak. Yemek yedik. Yemek yemeye geldik, buluştuk. Ama dediğim gibi yani çok gıcık birisi olduğu için kamerayı açmaya biraz çekindim. Teşekkür ederim. Onları kandırdım ve bowling'e getirdim. Volkan kanmadı. Dedi ki yok işte yapmayalım falan, bak bir falan. Onur tamam dedi, Emirhan da tamam dedi. Volkan dedi ki nasıl insanlarsınız, hemen beni sattınız. Ama ben getirdim onları. Buraya gelmem de en büyük şey Fatma'nın şeyi. Çünkü Fatma tamam dedi. Ardından Emirhan hanımcı olduğu için hemen o da tamam dedi. Normalde ben atıyordum. Sonra iki tane Fatma olmayacağı için Nur Fatma yaptılar. Ben dedim ki Nur benim olduğu için ben en son atayım. Çünkü ilk atmayı hiçbir zaman sevmem. Son dakika. Yine yenileceğiz. Kim? Ben atayım. Aa. Pis. Ben seni yere çekiyorum yani. O yüzden benimle olmuyorsun. Para var ha. Ne biliyor? Ben de öyleyim biliyor musun? Ben de öyle atıyorum. Haydi Volkan, bir strike alırız. Böyle. Abi herkes kenara atıyor ya. Nasıl çiğ köfleştiler? Sun. Helal. Şimdi benim rezilliğimi izleyin. Bak şimdi hiç atamayacağım. Aşkım çok ani atıyorsun ya. Ne oldu Emirhan? Sen maviyi bırak, atamıyorsun, ben atayım. Bir an Emirhan da gidecek sandım yalnız. Emirhan öyle bir kaydı ki. Yok, evet. Size ayak uyduruyorum. Ya yürü git, ben de bir şey söyleyeceksin. Volkan ne dedin bir daha söyle. Ben sonradan açılırım, Arap atı gibi. Diyorsun. Kıvırcık. Allah. Maç yapıyoruz. Gerçekten kaç yaşındasınız siz? 2000. Penaltı. Tersten. 2000. Tersi yaptım. Bakıyorlar ya. Abi çok çalar. Yüzde. Sen niye topunda ikisi? Top patlar. Eli acıdı değil mi? Kıyamam. Gel. Başka giydi. Bowling'de birinci Emirhan oldu, ikinci ben oldum. Hemen. İkinci ben oldum, senin eksilerin vardı. Yo, gayet de. Kaç puandan? 79'daydım ben. 90 puan ben. 79 ben. 12 puan. Falan değilim. Volkan sen üçüncüydün. Fatma da dördüncüydü. Ya nasıl yalan konuşuyorum ya? Bu kadar hazımsız bir insan olamaz. Ben atarken bilerek beni güldürdü ve topları tutamadım. Önce zaten ellerim acımamış. Önce kim yaptı? Biraz dürüst olur musun? İster misin konuşmamı bölme ya? Of. Çok sinsireli. Sinsireli ne oldu? Volkan üçüncü olduğu için hasmedemedi. Hatta beni böyle güldürdü falan, topu kaçırdım ama yine de ben kazandım. Arkadaşlar beni oynamadım. Ben Ben bilirim ve doğrudur yani. Değil mi Fatma? Sen oynadın ama şey, sen yapılmaması gereken hatalarını gösterdin. Evet. Evet. Yani öyle yapmayız diye. Ama sen çok şeysin yani. Bayağı normalde profesyonelsin ya. Tabii. Evet tabii, Fatma öyle normalde de. İşte... ki. Aşkım beni övüyorsun. Tabii normalde daha iyi oynuyor. İşte sırf yani biz ezilmeyelim yanında diye. Volkan'la Emirhan maçı izledi. Biz de Fatma Nur'la büyük bir dedikodu ve işte istişare şeyine girdik.
her şeyi konuştuk. Aklınıza gelebilecek her şeyi konuştuk. O yüzden kamerayı açmak çok da şeyime gelmedi. Aklına da gelmedi yani. Aklıma yok geldi. Kamerayı bir yere masaya koydum. Ama hani şimdi açık ne diyeyim? Şimdi biz bu dedikoduyu yapıyoruz falan mı diyeyim, olmaz. O yüzden şey yapıyoruz. Şu an saat kaç? 10'u geçti. 10'u 10 falan geçiyor. Aşkım AVM kapanmadı. Nasıl 10? Hemen bakıyorum. Bir saniye. 10'u 10'u geçiyor. Bir sürü poz ver. Evet, bebeğim. Gıcık. Aa, pardon. Ne yapıyor bu ya? Dedi mi ne diyor? Bak, aşkım beni şey, öpeceksin. Bir şey diyeceğim, kafan karıştı. Ay. Derbide Emirhanlar'dayız. Ne derbisi? Her zaman bekleriz. Ne zaman? 23 Şubat. 23 Şubat. Evin hanımı konuştu, evde yoklarmış. O yüzden hiçbir şey söyleyemeyiz. Bak, şimdiden haberleşmeleri peki. Şimdi eve geldim. Yolda çok açmak istemedim. Çünkü bu ara nedense, daha doğrusu bugün inanılmaz bir çevirme vardı. Hani normalde belirli yerlerde oluyor. Artık ezberledim o yola git gel ama beklediğim yerde yoktu. Böyle biraz şey yapmışlar. Farklı bir alana çevirme koymuşlar. Yavaş giden bir insan sağ şeritten gitmesi gerekirken yavaş gidenler bile sol şeride geçmiş. Böyle değişik bir trafik şeyi vardı bugün. Neden bilmiyorum. İnsanların biraz bir algoritması bozulmuş. O yüzden çok da açmak istemedim. Zaten hep böyle yolda da çekmek istemiyorum. Sonra diyorsunuz Allah'tan bir arabam var. Hoş, şu anda da arabadayım ama yine de sanki yolda açtığım zaman farklı bir tepki oluyor. Onu da bir anlamış değilim. Öyle biliyor. Şu an burada kapatmayacağım çünkü bilmiyorum, belki yarın bir şeyler yaparsam onları çekerim. Yarın bir şey yapacağımı da sanmıyorum ama çünkü pazartesi günü sınavım var, ona çalışırım diye düşünüyorum. Ama yine de şu an burada kapatmak istemiyorum. Eğer kapatacak olursam da edit zamanı kapatırım diyorum. Şimdilik görüşürüz. Öptüm. İyi geceler. Evet. Bir sonraki gün değil, ondan sonraki günle karşınızdayım. Bugün günlerden pazartesi. Benim iki tane sınavım var. Şöyle hazırlandım ve sınava gidiyorum. Bir tanesi çok riskli. Aslında ikisi de tabii ki riskli ama ilk, yani ikinci sınavım hem bu senenin sınavı hem de o ilk sınavım 94'te. O yüzden çok korkmuyorum sınavdan. Çok da zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü çalıştım zaten. Ama bir tanesi geçen kaldığım bir ders ve slaytlar falan elimize ulaşmadı. Gece 3'te biraz bir not buldum. O kadar. Onun dışında bir çalışmışlığım yok. O yüzden korkuyorum. Şu ruhsatı hemen şuraya bir koyayım. Birini takayım. Ya da bu üstündeki açık mı pahalısı? Açayım. Hemen. Otoparktan çıkışırsın. Ne yapıyorsun? Şu an arabadayım, çıktım. Yapamam diye düşünüyordum. Şu an çıktım. Gidiyorum. Sen ne kadar gelirsin? Şimdi bir daha anlatayım. Bugün iki tane sınavım var. Asansörde çünkü anlattıklarım içime sinmedi. Beslenme ilkelerinden şimdi korkmamın bir diğer amacı, şimdi bizim derslerimiz kendi derslerimiz olduğu için beslenme ilkelerine normal geçen seneki gibi çok aktif giremiyorum. Ve girmediğin için eline slaytların olmuyor, notun olmuyor. Ya da oradan bir arkadaşın yok. Hangi konulardan çıkacak, hoca bilgilendirdiği zaman haberin olmuyor. Şu an kamera... Evet. Ondan sonra o yüzden ben de hani şey diye düşündüm. Herhalde dedim hani yapamayacağım, kalacağım falan. Dün gece çünkü saat 3 olmuş. Ben asla not falan bulamıyoruz biz Bengü ile. Çünkü Bengü ile kaldık. Ondan sonra gecenin ben tam yattım, böyle uykuya daldım. Bengü işte uyudum mu lütfen uyuma, işte Fatma'nın not buldum hemen atıyorum falan filan attı ama birisinden almış. O notlar da inanılmaz bulanık. Hiçbir şekilde görünmüyor ve karınca duası gibi yazılmış. Okuyana kadar aklı karıysa işte zaten gözlerim açılmıyor. Sabah 9'a alarm kurdum. Ona da uyandım ama yani çok çok uykum vardı. Bir önceki gün de aynı bu şekilde şey olmuştu çünkü. O yüzden ona da çok kalkmadım. 10.40 gibi kalktım. Bir kere daha okudum. Kahvaltı yaptım, hazırlandım ve çıktım. Mesela belirtilerinden biraz korkuyorum ve yani inşallah geçerim, bana şans dileyin. Şimdi yoldayım, kapatıyorum. Çünkü artık biraz hızlanmam lazım. Kamera var diye de yavaş gidiyorum. Mesela yavaş dönüyorum gibi. O yüzden hepinizi öptüm. Sonra görüşürüz. Şimdi sınavdan çıktık Bengü ile. Sınav testi. O yüzden biraz böyle bir şaşırdık. Hani böyle Allah Allah falan oldu böyle. Nasıl yani? Şimdi doğru yanlış da ben diyorum. Olamaz. Ben böyle yapıyorum. Bu doğru. Bu da doğru, bu da doğru. Hatta bir ara mesela emin olmadıklarımı dedim ki bu kadar doğru olması mümkün değil. Emin olmadıklarımı yanlış yapayım falan dedim ama iyi geçti. Hatta ben göre şey dedim. Yalnız bir şey fark ettim mi? Hani böyle biraz iyi geçti gibi. Aynen. Hani bir yanlışlık mı var acaba falan?
bir şey anlatacağım. Şimdi Bengü, pardon bizim şu an girdiğimiz beslenme ilkelerinde not sokabiliyorsunuz ama notu öncesinde hocaya vermeniz lazım. Hoca kontrol ediyor falan filan. Ondan sonra şimdi şey oldu, hani Fatma dedi. Sınıfta da normalde bizim kendi sınıfımızda sadece Fatma ben oluyorum. Ondan sonra işte böyle bir şaşırdı. Size not vermedik ama yani. Evet, ben vermedim. Ben de vermedim. Yok sen vermiştin de ben vermemiştim. Bengi verdi de ben vermedim. Ondan sonra şey oldu. Hani sınıfta normalde kendi sınıfımızda hep tek Fatma ben olduğum için hoca ben, Fatma Bengi bana bakıyor. Fatma ben de mi? Ben böyle yapıyorum. Seni de kandırdım, sana da not vermedim. Bazen böyle şey yapıyoruz işte, not ayarlıyoruz, buluyoruz falan. İşte şey diyoruz, versek mi vermesek mi? Ama veriyoruz tabii, vermiyoruz. Veriyoruz. Şimdi Nuranlar falan yüksek ihtimal gelmiştir sen. Kanka hesaplamayı yapmadık diyorsun, şu an hesaplamayı... Evet, hesaplamaya çalışacağız. Menü planlamada. Sınava gireceğiz daha. Menü planlamada ama çok korkmuyorum. Sonra da diğer sınava gireceğiz ve gün bitecek. Ama insanlar da böyle bakıyor ya, hani böyle sanki ne oldu? Şeylerini bilmiyorlar, blok neymiş falan. Hiç bilmiyorlar ya. Sınıf arkadaşım benden kanka. Bir yaş küçük. Evet, benden bir yaş küçük, çok genç, körpecik. Tabii. Çok çalışkan, sınıf birincimiz kendisi. İnşallah. Evet, burada benim kankim var, bir de İrem var burada. Hoca beni alırım diğerler düşünüyorum. Göz kontağı kurma yeter diyor ya benimki de. Diğer hocam, sınava gireceğiz şimdi. Keşke şapka taktıydı. Çok zeki bir kere de kapıyor. Yalnız video benim diye mi şey yapıyorsun, beni övüyorsun abla? Ya gerçek düşünceleri senin ben devamlı getirebilirsin. Evde de kızıma söyledim. Gelmiyorsun, gitmiyorsun ama bir anlatışla kapıyorsun her şeyi. Evet ya, çok zekiydim. Evet, diyorum profesör olacak. Evet, ama şey yok. Çalışma yok, azim yok değil mi? Doğru. Şimdi eve geldim. Ve sınavlar bitti. Çok soğuktu. O kadar soğuktu ki arkadaşlar, böyle bir şey yok. Okuldan sadece arabaya yürüyene kadar, yani bir 150-200 metre falan yürüyene kadar kulaklarım, vücudum, her yerim dondu. Öyle çok üşüdüm, çok yoruldum ve çok acıktım. Şimdilik kapatıyorum. Şükür ya Rabbi, gerçekten çok açım ve canım Burger King istiyordu. Annemler de dışarıda. Evde şu an böyle hazır yemek yokken bunu değerlendirip burger söyleyeyim dedim. Ve yaklaşık 1 saat önce söyledim. Hatta sistem otomatik olarak 1 saati geçtiği için siparişimin ne durumda olduğunu göstermemeye başladı ve açlıktan ölüyorum. Şey yapmaya, yatağın içinden çıkmıyorum. Çok soğuk. Şimdi hamburgerimi yiyip dizi izleyeceğim. Çok uzun bir video olsun da istemiyorum. Umarım videoyu beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Umarım dolu dolu geçmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma eğer hala da abone değilseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Öptüm.